Alzheimer riskini azaltan en önemli etken eğitim. Eğitim süresi uzadıkça hastalığa yakalanma riski azalıyor. Eğitim bildiğimiz ve kanıtlanmış en önemli koruyucu faktör. Hayat boyu eğitimin devam etmesi çok çok önemli. Ancak orta yaşta ve orta yaştan sonra sürdürülen eğitim de Alzheimer hastalığından koruyor. Beyninizi ne kadar aktif kullanırsanız, ne kadar çok eğitirseniz o kadar çok riski azaltmış oluyorsunuz. Eğitim süresi uzun olanlarda Alzheimer riskinin daha az olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet, eğitim süresi daha kısa olan kişilerle daha uzun olan kişilerin diğer tüm risk faktörlerinin eşit olduğu durumlarda eğitim süresi uzun olanların riskinin azaldığını söyleyebiliriz. İleri yaşta beyin sağlığını koruyan en önemli faktörlerden biri de sosyal medya kullanımı. Aslında kimimize sempatik, kimimize biraz daha farklı gözüken işte dayılarımız, teyzelerimizin bizim fotoğraflarımızın altına yorum yazması onlar için çok koruyucu bir faktör. Onların sosyal medyayı öğrenebilmeleri, bunu öğrenmek için çaba sarf etmeleri, o süreci yönetebilmeleri, sonra da bunu etkin bir şekilde kullanabilmeleri zihinlerini, beyinlerini koruyan bir faktör olarak öne çıkıyor. Alzheimer tedavisine dair son bir yılda önemli gelişmeler oldu. Hastalığın seyrini yavaşlatan iki ilaç geliştirildi. Hastalığı %30 ila 35 oranında yavaşlatmak artık günümüzde mümkün. Ama bu ilaçların bir takım yan etkileri de var. Bu ilaçlarla ilgili sorunlardan bir tanesi yıllık maliyet oranları. Yani 25 bin dolar gibi maliyetleri var. Bir yenilik de teşhiste. Alzheimer artık kandan tespit edilebiliyor. Üstelik parmaktan alınan bir damla kandan. Diyabet hastalarının yaptığı gibi parmağı minicik bir iğneyle delip bir damla kandan da artık bu beyinde biriken maddeler tespit edilebilir düzeyde. Bunlar da gelişip günlük kullanımımıza çok yakında girecek. Türkiye'de yaklaşık 700 bin Alzheimer hastası var.